Şey söylüyordum. Bizim daha evvel orada falan verildi. Ya dedi bir parça. Öyle dersi de avşar. Pasaportları aldı bizden götürmüş bize ya. Bileti de almış. Mecbur kaldık artık. Ne güzel. Benim mecburiyetim ne ya? 4-5 gün kaldım. Başkentten başka hiçbir yere gitmedik. Niye? Çünkü dediler bir yere gidip gelsek vakit yok. En az 2-3 gün lazım. Her yani bir yere gidip gelmek için. Yani bizi gelmişsiniz 4-5 gün burada geçirelim. Salı günü Türklerin dersi vardı. Ona iştirak ettik. 20 bin Türk yaşıyor bu şeyler cesaretle. Ondan sonra çarşamba günü Arapların dersi. Perşembe günü yine o Amr var. Eskiden böyle reis-i cumhurun da danışmanları yapmış bize. Oradaki o da burada böyle verdiği bir yer var. Var. Perşembe günü orada ders oluyor. Cuma günü Türklerin mütalaalı dersi var. Cumartesi günü talebe dersi var. Sonra tabi bizim gidiş üniversite talebeler tatiline denk gelmiş talebeler Şigerges memleketine gitmiştik. Şahit oldum bir iki vaka. Birincisi böyle ortaokul çocuğu. Sen kaça gidiyorsun şey? Ne yapalım? Bir tane alayım bari. Ha senden küçüğüm. İlkokula ilkokula gidiyoruz. Ya çocuk o kadar güzel okuyor ki Arapçasından. Normal o büyükler onu gibi okuyamıyor. Yanlış yapıyorlar. Çocuk böyle çatır çatır okuyor. Çok zeki bir çocuk. Ondan sonra İsa diye bir Cezayir'de bir arkadaş. Bu da yüksek lisans yapıyor. Bu da 2-3 günmüş gelmiş böyle dershanede biraz kitap okumuş. Niye tanımış daha doğrusu? Ben de dedim ki şu şeyi okuyalım. O şu aralardan okuduğumuz cam ağrısı. O şu aralardan okuduğumuz şey. Abi biz okuduk. Abi dinleyelim abi. Sırayla okunuyor. Sırayla okunuyor. Okunurken tabii bu kardeşe sıra geldi. Baktım bunun sesi gitti. Yani böyle hani yavaş yavaş. O da ya bu heyecanlandı mı? Heyecanlanacak bir şey de yok ortada. Neyse, abi dedi, abi hocam ben davet edeceğim, sen davet dedi. O devam etti, baktım gözüne siliyor. Ağlamış çocuk başladı, hücum edilir ağlamaya dersin ortasında şaşırdım. Dedi ki, ya dedi bir arkadaşım var, bu kainattaki hani hüsnü sanat, bu gibi şeylerle alakalı böyle tezler hazırlıyor. Bu okumadığı kitap neredeyse kalmadı, araştırdı her yerden, bana da anlatırdı. Fakat ben baktım ki, buradaki manayla hiçbir alakası yok. Adam hiçbir yerde bu manayı bulamadı. Biz de göremedik. Ben burada bu manayı görünce dayanamadım dedi. O çok hayret oldu. Yani adam böyle bir derste bakıyorsun ki hüngür hüngür ağlayabiliyor. Yani buna bizler şahit olduk. Ondan sonra İbrahim Kurşevi duymuştu geldi. Hemen 450 kilometre öteden atladı. Aynı gün geldi. İki gün beraber olduk. Çok faal, çok hayretli bir abimiz. İlle diyor, ben burada nurları basmak istiyorum. Avukatım var, ben de bu tarafta bir yere gidiyorum. Dedim ben bir konuşayım. Ona göre şey yaptım. Yani o alasın herhangi bir sempozyum yoktu, dersler oldu. Böyle çok şefli bir cemaat oldu. Efendim Erzurumlar çok orada. Erzurumlar kardeşlerimiz var. Erzurumlar esnaflar var orada. Maşallah. Öyle.